Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Normalde bu videoyu pazar sabahları izliyorsunuz ama malum seçim nedeniyle videonun yayınını birkaç gün erteledim ve yeni gelişmelerle birlikte bir gündem videosu hazırladım sizlere. Videodaki konularımız videonun açıklamasında timecode, yani zaman ayarlı bir şekilde yazılmış durumda. İsteyen istediği konuya hızlı bir şekilde geçip bunları dinleyebilir. Ve ilk konumuza başlıyoruz. Aselsan'ın geliştirdiği IASA radar sistemi F-16 Özgür'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu gerçekten Türkiye'de savunma ve havacılık konusunda en önemli sorunlardan bir tanesi, biliyorsunuz, motor. İkincisi aviyonik ve elektronik sistemler, radarların milli olması gerekiyor. Bunlar tabii ki hava savunma sistemlerinde yavaş yavaş envantere giriyor. Aselsan burada tabii en önemli lokomotif ve artık uçakta da Aselsan'ın IASA olarak adlandırılan, ki IASA'nın açılımını şöyle size söylemek gerekirse aktif elektronik taramalı diz radarı. Bu sistem ilk defa bir uçakta görev yapmaya başladı. Şimdi tabii Özgür projesi yukarı, Özgür projesi aşağı diyoruz ama Özgür Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk F-16 uçakları Blok 30'lara uygulanan bir modernizasyon. TUSAŞ'ın ana yükleniciliği, yanında tabii Aselsan gibi çok önemli bir ortağı var TUSAŞ'ın ve bu modernizasyon Blok 30'lara yapılıyor. Blok 30'lar ilki 1987 yılında üretim bandına girmiş uçaklar, yavaş yavaş gövde ömürlerini tamamlarken ek bir modernizasyon paketi, önce yapısal özellikleri 8000 saatten 12000 saate çıkartılıyor ve Özgür 1 olarak adlandırılan projede de elektronik sistemlerin modernizasyonu var. Bunlarla ilgili önce bunu anlatmak istiyorum size ki detaylara daha hakim olun. Blok 30'un hakları üretici Lockheed Martin'den Türkiye Cumhuriyeti tarafından satın alınmış durumda. Ve bu bilgisayarına, görev bilgisayarına yapacağınız değişikliklerle Türk Hava Kuvvetleri'nin görev tanımları, kullanacağı mühimmat gibi bilgileri giriyorsunuz. Bununla birlikte çok kabaca anlatıyorum. Kokpitte pilotların uçuş verilerini takip edeceği ekranlar değişiyor. Bunlarla birlikte aynı zamanda bazı aviyonik sistemlerde de artı gelişim sağlanıyor. Bu da tabii uçağın kapasitesini daha yeni nesil özelliklerle birlikte günümüz ihtiyaçlarına göre görev yapmasını sağlıyor. Şimdi IASA'ya gelmeden önce geçtiğimiz İDEF'te çok önemli bir ikinci bir anlaşma daha yapıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonunda Özgür 2 modernizasyonu. Özgür 1 bu dediğim temel özellikler. Hatta 2023 yılı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın durum raporuna göre 3 uçak 1 Ocağı kadar da Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmiş durumda. Peki Özgür 2'de neler var? Onlara doğru bakmamız gerekirse İDEF'te imzalanan anlaşmada mesela Blok 30'lara minyatür bomba, Aselpot harici yük sertifikası, Özgür IASA burun radarı, FEWS sistemi, FEV sistemi, Gökdoğan ve Bozdoğan mühimmatlarının entegrasyonu var. Ayrıca Blok 40 ve 50'lerde de Özgür 2 modernizasyonu uygulanacak. Normal Özgür'ün elektronik suite'i entegre ediliyor. Yine IASA radar sistemi, FEWS sistemi, T-Link yeni nesil IFF dost düşman tanıma, Aselpot yeni telsiz ve yerli mühimmat entegrasyonu sağlanacak. Özgür 2'lerin Blok 30'lara uygulanış tarihleri 2025-2027 arasını hedefliyor. Blok 40 ve 50 daha yeni nesil tabii. Blok 30 var, 40 var, 50 var, 50 plus var. Bunlarda ise Blok 40 ve 50'lerde de ise teslimat tarihi 2028-2030'u öngörmüş durumda. Şimdi gelelim Aselsan'ın IASA radarına. Ne dedik? Aktif elektronik taramalı dizi radarı IASA olarak adlandırılıyor. Farkı normal radara göre bir aynı anda çok sayıda hedefi takip edebiliyor. Normalde işte sivil uçaklarda, askeri uçaklarda burunda bir radar anteni vardır. Bu radar anteni çeşitli yönlere yaptığı hareketlerle sinyal yayını gerçekleştirir. Onlar cisme gider, çarpar, geri dönüş hızları planlanır ama anten, mesela örneğin şuradaki hedefe doğru o sinyaller gitti, başka yerdeyken bunu algılaması zaman alabilir. Aynı anda çok fazla hedef göremeyebilir gibi çeşitli handikapları var. IASA'da düz bir anten çok fazla yöne
aynı anda sinyal yayını gerçekleştiriyor ve aynı anda uçağın çok fazla hedefi takip etmesini sağlıyor ve daha uzun menzile sahip. Bugün baktığımız zaman işte F-35 veya Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ettiği Block 70 F-16'larda ISR radar sistemi var ve bu radar gerçekten çok gelişmiş bir radar özelliği. Bunun hem yerli olarak Aselsan tarafından yapılması, F-16 üzerinde uçurulması da çok çok önemli bir konu. Tabii yeni açıklandı diyoruz ama Block 30 Özgür'de ISR radarı ilk uçuşunu 15 Şubat tarihinde yapmış. Yani nereden baksanız bundan yaklaşık 1,5 ay önce. Peki Özgür'den sonra biz bu radarı nerede göreceğiz? Hürjet'te göreceğiz. Akıncı taarruzlu insansız hava aracında göreceğiz. Anka 3'te göreceğiz ve Kızıl Elma'da göreceğiz. Bu açıdan Türkiye çok önemli bir AESA konseptini uygulamış olacak. Tabi bu AESA dediğiniz zaman normal radara göre daha fazla elektrik gücü istiyor, bazı altyapılar istiyor. Bunların da uçaklara uygulanması, hava araçlarına uygulanması çok çok önemli konu. Böylelikle AESA ile ilgili de çok uzun yıllardır beklenen çalışmada bir şekilde artık ilk uçuşunu yapmış. Umarım kısa zaman içerisinde testler tamamlanır. Güzel performans alınır o testlerden ve F-16'larımıza bu uygulanmaya başlanır. Şimdi F-16 ile ilgili ikinci konumuza bakalım. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre biliyorsunuz Kongre'den Türkiye'nin F-16 Block 70 alımı geçti. Bunun geçmesinden sonra da Türkiye bir ihtiyaç listesi hazırladı. Amerikalılar geçtiğimiz günlerde Ankara'ya geldiler ve bunlarla ilgili görüşmeler başladı. Yani toplam 23 milyar dolar modernizasyon, 40 uçak alımı, mühimmatlar falan derken çok sağlam bir yedek parçayla birlikte sağlam bir sipariş. Bunların talep ön izni geçti. Peki bunun arkasından ne kadar alınacak, ne yapılacak, ne edilecek, pazarlık olacak mı? Bunun gibi durumlarda halen Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ve Amerikalılar arasında görüşmeler devam ediyor. Muhtemel birkaç ay içerisinde bunlar netleşecek ve Haziran veya Temmuz ayında da bu projeyle ilgili nihai kontrat imzalanmış olunacak. Ve muhtemel tabii Türkiye'nin talepleri var. O 40 uçağın Ankara'da TUSAŞ tesislerinde üretimi, modernizasyonun burada yapılımı veya belki de Türkiye diyecek ki kardeşim ben AESA radarımı kendim yapıyorum. Örneğin radar almıyorum gibi yaklaşımlarda olur mu? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii ki gönül istiyor ki tabii ki bu yerli ve milli bir modernizasyondan geçilsin ama bunlar gerçekten denge konuları. Bunların haklarını satın almak gerekiyor ki kendi Türkiye yerli kendi mühimmatını kullanabilsin. Aksi halde Block 30 dışında bu haklar Türkiye'ye ait olmadığı için kendi mühimmatımızı tanıtamıyoruz bu sisteme. Bu da olayın farklı bir boyutu. Yani Amerika bir sistem sattığı zaman buna fazla müdahale etmiyor ve ne varsa size bunun üzerinden işte mühimmatını o ömrü boyunca uçağın size satmış oluyor. Bu da olayın bir başka tarafı olduğunu belirtmemde fayda var. Şimdi gelelim üçüncü konumuza. Anka 3 biliyorsunuz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği jet motorlu insansız hava aracı ilk uçuşunu 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti. İkinci uçuşunu yaptı, arkasına üçüncü uçuşuna çıktı. Üçüncü uçuşuna yaklaşık 2 saat havada kaldı. Anka 160 knot yani saatte 296-300 kilometreye yakın bir sürate çıktı. Ve bu üçüncü uçuşla da birlikte uçuş test programı ilerlemeye başladı. Bazı arkadaşlarımız diyor niye çok hızlı şekilde çıkılmıyor bunlarla ilgili. Sonuçta bu test uçuşları bir hedef var. Bu hedefe doğru bir uçuş gerçekleştiriliyor. Uçağın bütün verileri yere iniyor. Burada bakılıyor, sistemlerin denemeleri gerçekleştiriliyor ve gerçekten binlerce kez tekrarlanıyor bu testler. Ve bu testlerin sonucunda olumlu bir adım alınarak bir sonraki aşamaya doğru geçiyor. İşte normalde bunlar uçuş testleri, arkasından kabiliyetleriyle ilgili testler yapılacak. Muhtemel silah atışları, mühimmat atışları gerçekleştirilecek. Arkasından da hava kuvvetlerine teslimat gibi adımlar
daha önceden TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kutil'in verdiği bilgiye göre Anka 3'ün bu test çalışmalarının bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Biz tabii ne zaman bu Anka 3'ü anlatsak Baykar'ın geliştirdiği Kızıl Elma'da durumlar nasıl diye çok fazla izleyicimiz soruyor. Yaklaşık işte bu Flight Radar benzeri uçuş takip siteleri var. Oradan işte TB3'ün uçuşlarını görebiliyoruz. Akıncı'nın mühimmat attığı uçuşları görebiliyoruz. Bunları böyle takip ederken gözümüz bir türlü Kızıl Elma ya transponder açık değil, bayağıdır bir yıldır göremiyoruz. Umarım yakın bir zamanda da Baykar, herkes gelişmeleri çok merak ediyor. Umarım bunları paylaşır. Biz de merakımızı gidermiş oluruz. Ne yapıyor, ne ediyor diyor. Hatırlayacaksınız, hem Anka 3 hem de Kızıl Elma için TEİ'nin geliştirdiği TF6000 motor var. Onun da çalıştırması geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi. Bu motorla birlikte şu an Ukrayna motoruyla uçuyor. Her iki hava aracı da Türkiye'nin bir motoru millileştirip sistemlerini kendi yerleştirme açısından büyük adım olacak. Tabii ki merakla beklenen de biraz önce anlattığım Aselsan'ın ISR radarı. Bakalım bu nasıl bir durum katacak buna, nasıl bir farkındalık katacak, ben de çok çok merak ediyorum. Bunu da belirtmemde fayda var. Şöyle yurt dışına dolaştıktan sonra biraz yurt dışına doğru bakalım ve Yunan Hava Kuvvetleri ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yunanistan aldığı kararla hava kuvvetlerine biliyorsunuz hem Avrupalı hem Amerikalı uçak imalatçılarının ürünlerini, modellerini uçuruyor Yunanistan ve Yunan Hava Kuvvetleri'ndeki uçak tipi sayısını 3'e indirme kararı aldı Yunanistan. Öncelikli olarak uzun yıllardır kullanılan, bu yıl 50. yılını kutlayacak Yunan Hava Kuvvetleri'ndeki F-4'ler emekli oluyor. F-4'lerle birlikte F-16'ların ilk modeli Blok 30'ları satışa çıkardı Yunanistan. Blok 30'larla birlikte uzun yıllardır kullanılan Mirage 2000-5 serisini de satışa çıkardı ikinci el olarak. Muhtemel bunlar Ukrayna'ya gider mi gitmez mi? Ben özellikle F-16'ların gidebileceğini düşünüyorum. İlginç de bir yaklaşım var. Mirage 2000-5'leri de Ermenistan talep ediyor. Hatırlayacaksınız tam bu ikinci Karabağ Savaşı'ndan önce Rusya bazı Sukhoi Su-30 serilerini teslim etmişti. Ama iddia o ki Ermenistan'a hava hava füzeleri konusunda çok fazla teslimat yapmamıştı Rusya. Malum sonrasında işte başlayan bu Ukrayna Savaşı ile birlikte tüm yurt dışı savaş uçağı satışlarını biraz durdurmuş durumda. Rusya kendi ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. Fakat Ermenistan bu Su-30'ları verimli bir şekilde kullanamamıştı. Sonuçta Azerbaycan hava kuvvetleriyle karşılaştırıldığı zaman Su-30'lar çok daha gelişmiş ki Azerbaycan'ın elinde MiG-29 var şu an en modern uçak olarak. Ama çok fazla Su-30'ları uçuramadı Azerbaycan. Mirage 2000'lerin peşinde bu iddialar ortaya atılmış durumda. Şimdi Yunan F-4'lerine bakacak olursak bazı genç arkadaşlarımız var. Onlar da böyle ben F-4'ü anlattıkça onlar hurda atalım. Tamam atalım da yerine ne koyacağız? Yerine koyacağımız uçak yok. Ve şu an terörle mücadele başta olmak üzere havayar operasyonunda F-4'ün hakkı gerçekten ödenmez durumda. Peki Yunanlar nasıl bir modernizasyondan geçirmişti F-4'lerini? Bunlarla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. 1990'ların ikinci yarısında hem aynı Türkiye gibi Yunanlar da kendi bütçelerinden aldıkları F-4'ler var. Bir de tabii 90'ların başına yardımlar, Amerikan yardımlarıyla envanterden çıkan F-4'lerden epey bir ciddi bir sayıda Yunanlar aldı. 90'ların ortasından itibaren ya eldeki uçakları modernize ederek belirli bir süre daha kullanmak, yeni sistemleri koydurmak hem Türkiye'nin hem Yunanistan'ın gündemindeydi. Türkiye F-4'lerle ilgili modernizasyonunu havayar olarak tercihte bulundu ve o yıllarda İsrail'in iyi bir modernizasyon paketi vardı. Gelişmiş bir radar atış sistemleri, işte kokpitin ekranlara dönmesiyle birlikte böyle bir tercihi İsrail'den yana kullandı. Bu F-4'lerle ilgili en büyük avantajı Türk savunma sanayine sundu. Yazılımının Türkiye'de olmasıydı. Yani istenilen mühimmatı, istediğimiz mühimmatı biz hani F-16'dan önce şu an F-4'e takabilir halen durumdayız. Yunanlar ise tabii onlar için en büyük tehdit Türkiye. Hep böyle hava hava görevleri çok çok büyük önem kazanmış durumda onlar. Onlar da Almanların kendi F-4F modellerine yaptığı gibi bir ICE modernizasyonu vardı. Hava hava ağırlıklı bir modernizasyon gerçekleştirdi. Bunun için 39 adet F-4E uçağı seçildi. Daha az uçuş saatine sahip, daha yeni nesil, daha yeni model diyelim. Bu uçaklar
1998'de modernizasyona sokuldu ve 2018'e kadar kullanımı hedeflendi. İşte APG 65 radarıyla birlikte AIM 120 AMRAAM atış kabiliyetine sahip oldu. Aynı zamanda da AIM 9'un M serisi kısa menzilli de bu füzeleri atma kabiliyetine ulaştı bu uçaklar. Bu uçaklarda 2018'de emekli olması planlanıyordu ama işte 2024 işte yavaş yavaş bunları emekli edecek Yunanistan. Yunanistan peki 3 tipe döneceğini söylemiştim. Hangi uçak tipleri kalacak? F-16'larını modernize ettiriyor. F-16 Viper elinde olan bu uçaklar var. Bu zaten hava kuvvetlerinin temelini oluşturuyor. Fransa'dan satın alınan Rafale savaş uçakları Mirage 2000'lerin yerini alacak ve arkasından da hatırlayacaksınız. Amerikan Kongresi Türkiye'ye F-16 onayını verirken aynı yasa tasarısının içerisine Yunanistan'a da F-35 satışı onaylanmıştı. F-35'i de onlara F-35 bize F-16 bu 3 uçak tipiyle Yunanistan devam etmek istiyor ve silahlı kuvvetlerdeki son yıllardaki en büyük modernizasyonu da yaparak bu konuya çok ciddi bir para ayırmış durumda Yunanlılar. Şimdi Yunanistan'ın bu adımları bayağı da iddialılar. Bir de tabii son dönemde hem Türkiye hem Yunanistan biraz açıkçası mavi vatan konusunda Türkiye, işte Yunanlar 12 mile çıkarmak istiyor. Türkiye bunu bir savaş nedeni olarak uzun yıllardır görüyor. Böyle bir konuda bir ara özellikle geçen yıl bayağı bir tansiyon yükselmişti. Son dönemde şöyle bir yavaşça bir iki tarafta frene basmış durumda ama her iki taraf da ciddi anlamda ordularını modernize ediyorlar. Türkiye tercihini daha yerli milli sistemlerden yana kullanıyor. Kendisi bir şeyler yaparak ortaya koymak istiyor. Sonuçta Yunanistan da bunun, bu silahlanma yarışının dışarıdan almanın çok sürdürülebilir olmadığını da Yunanlar görüyor. Ama tabii onların paraları hazır başka yerlerden geldiğini de ifade etmemde fayda var. Türk savunma sanayi ile ilgili bir başka önemli gelişme de Samsung Yurt Savunma'nın Canik markası, Canik çok daha ön planda. Geçtiğimiz yıl İngiltere'den çok önemli bir alım yapmışlardı. IAE Systems 30x113 makinalı top üreten bu şirketin gerçekten bütün bu ürün gamı efsane. Bunlardan biri de Venom LR. Hatırlayacaksınız, Venom LR'la ilgili geçtiğimiz günlerde de epey bir haberler gündeme gelmişti. Venom LR düşük geri tepme özelliğine sahip bir tasarım. Bunlarla da ilgili Türkiye'de teslimatlar bu Canik üzerinden Ağustos ayında başlayacak. Venom LR ilk olarak açık sınıf, açık deniz karakol gemilerinin üzerine konulan kulelerle Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giriyor. Kule konusunda oldukça iddialı Canik ve bu sistemlerle birlikte özellikle yeni nesil tehditler, işte bunlar nelerdir? Son görüyoruz Ukrayna'daki savaşta, Ukrayna'nın geliştirdiği su üstü drone sistemleri Rus donanmasını adeta limana hapsetmiş durumda ve küçücük su üstü drone'ları çok zor görülüyor. 7-8 tanesi aynı anda saldırıyor ve koca bir gemi, 500-600 milyon dolarlık gemiyi batırabiliyor. Bunlarla ilgili uzun menzilli işte füzeyle vurmak, takip etmek derken çok kısa mesafede ancak bu drone sistemlerinin durdurulmasında uzaktan kumandalı silah sistemleri çok etkili. Venom LR serisi de 30x113'te burada etkin bir rol oynuyor. Bu açıdan da bu sistemlerin geleceğinin çok açık olması bekleniyor. Benzer bir şekilde su üstü dronelar gibi insansız hava aracı ufak drone sistemlerine karşı bunlar çok etkili. Özel yüksek patlayıcı özelliğe sahip özel mühimmatlar atarak, infilak ettirerek veya bunlar infilak parçacıklara ayırarak özellikle dronlar için havada bunların işte kanadına, gövdesine çarparak etkisiz hale getirmek gibi özelliklere sahip. Bu açıdan bu silah sisteminin de ilginç bir geleceği var. Burada da gündemimizde de maddesine de Venom LR bu şekilde girmiş olsun. Şimdi hemen şöyle bir sivil havacılığa doğru geçelim. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Jet biliyorsunuz AJet adını aldı ve 31 Mart itibariyle de AJet seferlerine resmi olarak başladı. Yaklaşık 90 küsürlük bir uçakla ayrı bir şirket haline geldi. Türk Hava Yolları'ndan ayrıldı. Şimdi bu nasıl olacak? Sabiha Gökçen Ankara Esenboğa merkezi uçuyor. İki ana merkezi var ve Sabiha Gökçen'de de en büyük rakibi de Pegasus. Şimdi düşük maliyetli havayolu pazarı için önemli bir adım Türk Hava Yolları'nın. Geçmişte ne oluyordu?
Pilotlar, kabin ekipleri Türk Hava Yolları'ndan geliyordu. İşte uçaklar Türk Hava Yolları üzerinden kiralanıyordu veya filodaki bazı uçaklar oraya aktarılıyordu. Şimdi neden böyle bir adım atıldı? Öncelikli olarak Türk Hava Yolları bir değer oluşturmak istiyor. İşte yarın öbür gün özelleştirilmesi söz konusu olabilir, borsaya kotu olabilir gibi yaklaşımlar açısından bir marka olarak bir şeyler oluşturup bunun değerini arttırmak istiyor Türk Hava Yolları. İkincisi, kendi iç yapısı içerisinde Türk Hava Yolları AJet'le birlikte bu işi ben kaça yapıyorum, maliyeti nedir bunu görmeye çalışacak. Çünkü bilançonun içerisinde Anadolu Jet'in maliyetini ayırmak çok zor. Çünkü işte pilotu yolluyorsunuz, işte bugün Türk Hava Yolları'nın 737'sinde uçuyor, ertesi gün Anadolu Jet'te uçuyor. Bunun maliyeti nedir? Büyük Hava Yolları'nın biraz daha maliyetleri, personel giderleri daha fazla. Bu tür küçük şirketlerde maliyetleri azaltmak gerekiyor. Bakalım bunu görecek Türk Hava Yolları. AJet nasıl olacak? Başarılı olacak mı? Ben en az bunun böyle bir 2-3 yıl devam edeceğini tahmin ediyorum. Ondan sonra alınacak etkiye göre, mali sonuçlara göre yoluna belki devam edecek veya etmeyecek. Ama Türk Hava Yolları için bir rekabet, Pegasus'la özellikle bu anlamda da rekabetin olması biz yolculara yarıyor. Sonuçta daha uygun fiyata bilet buluyoruz, daha fazla uçuş buluyoruz. Bunlar da işin tabii güzel tarafları, bunu belirtmemde fayda var. Türk Hava Yolları demişken, Türk Hava Yolları'nın şu an Profesör Doktor Ahmet Bolat Yönetim Kurulu Başkanı. Bir önceki yönetim kurulu başkanı İlker Ağacı'ydı. İlker Ağacı bir dönem Hindistan Hava Yolları'na, Air India'ya yönetici olarak gitmesi söz konusuydu. Fakat Hintliler bir devlet şirketi olan Air India'nın başına İlker Ağacı'nın gelmesini pek istemediler. Nedeni, sendika çok kuvvetliydi ve İlker Ağacı çok da iyi Türk Hava Yolları'na ayrılmamıştı. İşte Türk Hava Yolları'nın sonrasında İlker Ağacı bu tecrübesini farklı farklı hava yollarda kullanmak istiyordu. Hatta Özbekistan Hava Yolları'na bir dönem danışmanlık yaptı derken Umman Hava Yolları, Oman Air yönetim kuruluna İlker Ağacı girdi. Tabii Oman Air şu an epey bir sıkıntıda. Filosundaki 10 adet Airbus A330'u çıkartmak istiyor, küçülmek istiyor, bazı hatlarını iptal etmek istiyor. Çok ciddi bir kemer sıkma politikası söz konusu. Ki kendi kendine verimli olabilsin, kar edebilsin, bu şekilde büyüsün. Umman bunu istiyor. Burada bakalım İlker Ağacı nasıl bir yönetim tarzı izleyecek, neler yapacak, biz de merakla bekliyoruz. Bu arada Umman çok ilginç bir ülkedir. Arabistan Yarımadası'nın tam güneyinde yer alır ve burada çölün o kuru havası sahilin nemli havasıyla buluşur. Özellikle kıyıları çok güzeldir. Böyle de çok fazla işte Dubai gibi falan da çok da reklamını tanıtımını yapmaz ama özellikle çok zengin İngilizler kışı Umman'da geçirir, işte dalış yaparlar, bayağı lüks oteller falan vardır orada. Tarihi dokusunu da korumuştur, böyle gökdelenler falan yoktur o açısından. Umman enteresan bir ülke. Oman Air'da da ana taşıyıcısı. Bakalım İlker Ağacı buraya ne koyacak, ne yapacak, ben de merakla bekliyorum. Sivil Havacılık'ta bir başka önemli konumuz gerçekten stratejik anlamda çok ciddi bir tehdit. Bu tehdit Finlandiya'nın Antalya merkezli bir Türk Hava Yolu şirketi olan, Türk bayrağı taşıyan Southwind Hava Yolları hakkında aldığı karar. Şimdi bir süredir, yaklaşık bir aydır Southwind ile ilgili başta Almanya olmak üzere olumsuz haberler çıkıyor. Haberlerin henüz tabii ispatlanmış bir durum yok ama iddiası şu. Malum Ukrayna Savaşı ile birlikte Rus hava yolu şirketleri bir ambargo altında ve Rusya'ya herhangi bir şekilde yeni uçak teslimatı yapılmıyor, yedek parça satılmıyor ve bu durum Rusya'daki şirketleri olumsuz etkilemiş durumda. İddia o ki Rusya kaynaklı bazı sermaye Türkiye'ye gelip Türkiye'de hava yolu şirketi kuruyor ve bunların üzerinden taşımacılık yapılıyor. Bu tür haberler çıktıktan sonra geçtiğimiz günlerde Southwind şirketi Finlandiya'ya bir başvuru yaptı. Oranın sivil havacılığından uçuş izni istedi. Helsinki ile Antalya arasında sefer gerçekleştirecek. Fakat Finlandiya Havacılık Otoritesi bu izni onaylamadı ve bu iddiaları ortaya atıp uçuş izinlerini iptal etti Southwind'in. Peki şimdi bununla ilgili durum ne olacak? Tabii konu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün gündeminde. Herkes de şu konuya tabii dikkat çekiyor. Geçmişte Onur Hava Yolları'nın da üzerine böyle bir olay gelmişti. 2005 yılında Onur Air'ın uçaklarına Hollanda'da el konuldu. Bakımlarının tam yapılmadığı iddia edildi. Ve bu bir anda bu yasak Hollanda'dan işte Almanya'ya, Fransa'ya atladı. Bu ülkeler Türk turizminde çok etkin, çok ciddi sayıda turist yolluyorlar. Ve bir anda o pazarın da dönemin önemli oyuncularından Onur Air'ın başına gelen bu harekette
Onur Er'in bir anda çok sayıda kontrat kaybetmesine neden oldu. Sonrasında işte araştırmalar ortaya koydu ki bunlarla ilgili iddialar geçersiz. İşte o bakımlar yapılmış, aslında defterlerine işlenmemiş gibi konular. O dönem gerçekten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bu işin üzerine oldukça ciddi anlamda eğilmiş ve girişimlerde bulunmuştur. Umarız Southwind'in başına gelen bu olayı da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı çok iyi takip eder ve bunun üzerine siler. Çünkü tam artık Nisan ayı içerisindeyiz. Yavaş yavaş turizmle ilgili kontratlar imzalanıyor ve bu gerçekten çok tehlikeli bir durum. Diğer taraftan da son yıllarda özellikle Antalya'da kurulan havayolu şirketinin sayısının artması da önemli. Bunların sahiplik yapıları, sermaye yapıları, yaptığı seferler düzgün bir şekilde anlatılmalı. Öbür türlü ben inanıyorum ki ilerleyen dönem içerisinde yarın öbür gün Antalya'nın merkezli işte Corendon, Freebird, Sun Express de bundan etkilenecek. Yarın öbür gün Türk Hava Yolları'nın Pegasus üzerine gelecek şirketler ve bir şekilde neden bu yapılıyor diye. Çünkü rekabet o kadar fazla ki ayağınızı kaydırmak için her türlü diplomatik yollar üzerinden bile adımlar atılabiliyor. Sonuçta Türk Havacılığı, Türk Hava Yolları olsun, Pegasus olsun, Sun Express olsun oldukça büyüyor. Diğer charter şirketlerimiz olsun ve Avrupa'dan ciddi pay alıyor. Bu arada tabii Türkiye, Rusya'da uçan az sayıda ülkeden bir tanesi. Bu da tabii Batı tarafından tepki görülüyor. Böyle bir sıkıştırma yoluna gidebilir. Bu açıdan da işler oldukça tehlikeli duruma girebilir. Tabii ki hazır Rusya'nın konusu geçti. Rusya'da kendi yolcu uçaklarını yapmak, o bir dönem yaklaşık nereden baksanız 15-20 yıldır ara verdi. Bu projeleri tekrar tekrar gündeme getirmeye başladı. İşte o projelerden bir tanesi de Ilyushin 114'ün 300 serisi. Aslında 1980'lerde tasarlanmış çift motorlu turboprop pervaneli bir yolcu uçağı. İşte 60-70 koltuk kapasitesi içerisinde bu uçağın ikinci prototipi gökyüzüyle buluştu. Bakalım gerisi gelecek mi bunun? Çünkü Ruslar tekrar kendi teknolojilerinin üzerinden kendi modellerini hayata geçirmek üzere uğraşıyorlar. Bunun da nedeni biraz önce anlattığım gibi Batı'dan herhangi bir uçak gelememesi. Ilyushin 114-300'ün yapılan ikinci prototipinin test uçuşunda uçak 40 dakika havada kalmış, 900 metre irtifaya çıkmış ve saatte de 230 km hıza ulaşmış. Bu model 64 yolcu kapasiteli. Uçakta da Klimov TV717SM tipi motorlar kullanılıyor. Uçağın tabii bir de askeri versiyonu var. Elin Sigint gibi İşte sinyal istihbaratı, elektronik dinleme amaçlı kurulan bir model var. AVAX olarak adlandırılan erken uyarı modelinde Rus Hava Kuvvetleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu arada Ruslar galiba 3 tane oldu. 3. kez kendi erken havadan ihbar kontrol uçaklarını ikisi yanlışlıkla, bir tanesi Ukrayna tarafından vuruldu. Gerçekten A50 olarak adlandırılan bu Ilyushin serisi uçaklarının kaybı da oldukça dikkat çekici. Burada bir yandan da işte Ukrayna Savaşı çok ilginç boyutlara doğru gidiyor. Bakalım neler olacak, ben de merakla bekliyorum. Evet, bu haftalık seçim gecikmesi nedeniyle birkaç gün erteleyerek verdik yayını. Son gelişmeler bizim penceremizden, haberlerimizden bunlar. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.